Merhaba, Ahidem Hobi kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine güzel biber yapacağımızı düşünüyorum. Çok beğeneceğinizi umuyorum. Yine Alize Midi bir ipim var. Makasım hazır. Tığım 5 numara bir tığ kullanacağım. Ve çok uzatmadan hemen başlamak istiyorum. Önce bir sihirli halka yapalım. Bir, iki, üç. Üç tane zincir çektik. Ve iki de trabzan yaptım. Şimdi buradaki çektiğim üç tane zinciri de trabzan kabul ediyorum. İki tane ikili trabzan yapmış oldum. Bir tane zincir çekiyorum. Evet, iki tane ikili trabzan yaptım. Tekrar bir zincir çektim. Yine bir tane zincir çektim. Bir, iki tane ikili trabzan yaptım. Bir, iki, üç, dört, beş tane olacak. Yine bir tane zincir çektim. Evet, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi sihirli halkayı iyice sıkalım. Evet. Şimdi bir tane daha zincir çekiyorum. Şurada ilk başladığımda 3 tane zincir çekmiştim ya. Hemen onun ortasına batarak yine ikili trabzan yapıyorum. Burası benim başlangıç noktam olacak. Hemen yanında yine bir trabzanım var. Onu arkadan alıyorum. Evet. Şimdi şurada bir zincir çekip de burada bir boşluk oluşturmuştum ikili trabzanların arasında. Hemen onun ortasından iki tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Yine aynı iki tane ikili trabzan yapıyorum. Şurada ikili trabzanımı görüyorsunuz hemen yanında. Onları arkadan alıyorum. İkisini de arkadan alıyorum. Yine o boşluğa geldim bir zincir çekip de onun içine yine iki tane ikili trabzan yaptım. Bir tane zincir çektim yine aynı yere. İki tane ikili trabzan yapıyorum. Evet. Sıradakine yine arkadan alıyorum. İki trabzanı da arkadan alıyorum. Yine aynı boşluğa geldim. İçine iki tane ikili trabzan. Bir zincir. Yine iki tane ikili trabzan yaptım. Buna yine arkadan alıyorum. İkisini de boşluktayım. İki tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Aynı dile yine iki tane ikili trabzan yaptım. Devam ediyorum. Bir, iki, üç, dört ve beş. Zaten gördüğünüz gibi başlangıç noktamdayım. Şimdi bunun ikisini de arkadan alacağım. Ve sıramı tamamlamış olacağım. Şunu zaten arkadan almıştım. Hem yeri de belli. Evet. Şimdi. Bu sıra böyleydi. Bu ikinci sıramızdı. Ve ikinci sıramız bu şekilde tamamlandı. Şimdi şurada
Aynı deliği iki tane ikili trabzan yapmıştım. Ortalarında bir tane zincir vardı. Şimdi onu önden alıyorum. Şunu da iki tane önden aldım. Şimdi benim artırmalarım hep buradan olacak. Yani buralardan hep şuradan, 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 şuradan ve buradan. Bunlardan hep artırmalarım olacak. Şimdi buradan iki tane trabzanım vardı. İkisini de üstten aldım içinden geçirerek. Şimdi buraya bir tane trabzan yapıyorum. Yani artırmamı yaptım. Bir zincir atıyorum. Aynı yere bir tane trabzan yapıyorum. Yine diğer iki tanesini önden alıyorum. Bir önceki sırada bunları arkadan almıştım. Şimdi o arkadan aldığım yer geldi. Burası hiç değişmeyecek. Burası hep bu iki tanesi arkadan alınacak. Evet. Şimdi yine buradayım. Bu iki tanesini önden alıyorum. Ve şurada bir boşluk vardı biliyorsunuz. Buraya bir tane trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Aynı deliğe bir tane daha trabzan yaptım. Ve şuradan şu trabzanla iki tane trabzanı önden alıyorum. Yine arkadan aldığım yer geldi. Bir önceki sırada da onları arkadan almıştık. Yine arkadan ikili trabzan yaptım. Yine ön taraftayım. İki tanesini önden alıyorum. Arttırma yapıyorum. Buraya bir tane trabzan koydum. Bir zincir, yine bir trabzan. Ve buradaki iki tane ikili trabzanımı da önden alarak örüyorum. Arkadan gelenleri de arkadan ördüm. Bu arttırmamızı 6 sıraya kadar devam edeceğiz. Bunları önden örüyorum. Arkadan olanları ikisini de arkadan aldım. Şunlar önden alınıyor. Evet. Buranın içine bir tane trabzan yapıyorum. Bir zincir. Tekrardan trabzan. Ve bunlar önden. Bu arkadakileri de arkadan aldım. Evet, 1, 2, 3, 4 ve 5. Üçüncü sıramızı da güzel bir şekilde tamamladık. Şimdi ne yaptım ben arttırmamı? Görüyorsunuz. Burada iki tane önden alınmış var. Bir tane de burada içine battığım bir trabzan var. Şimdi bu dördüncü sıramda bu üçünü önden alacağım. İçine bir tane batarak dörtlemiş olacağım. Yani arttırma bu şekilde olacak. Hemen göstereyim. 1, 2, şurada üçüncüm vardı görüyorsunuz. Onu da önden alıyorum. Evet, şimdi arttırma yapmam gerekiyor. Bunun içine bir tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. İçine yine aynı şekilde bir trabzan. İçine ördüğüm trabzanın 1, 2, 3 kere önden aldım. Bir tane de burada var. Dörtlemiş oldum. Beşinci sıram için. Bu şekilde devam edecek. Yani arttırmanın mantığı bu. Trabzanlar bu şekilde artacak. İçine bir tane de trabzan yaptım. Bir zincir,
Yine bir trabzan. Bir. İki. Üç. Şöyle dört. Böyle bu şekilde döne döne arttırmaları şuradan yaparak zaten arkadan alınan iki tane trabzan burada kendini belli ediyor. Benim arttırmalarım şuralarla devam edecek. Böyle 6 tane önden alınmış trabzan, bir tane de şurada 7. trabzan olarak, şu ortaya battığım trabzan olarak bu böyle devam edecek. Ben tabii bunu daha önceden hazırladım. Şöyle zaman kaybı olmasın diye istediğim boy bu. Hemen göstereceğim detaylarını. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. arttırma yapma yerim. Ben arttırmamı bu şekilde yaptım. Şimdi bunu benim kapatmam gerekiyor. Bir yıldız baklava dilimi şeklinde. Bunu benim kapatmam gerekiyor. Şimdi onu yapalım. Arttırmayı anlattık. Şimdi bir de toplamayı yapalım. Eksiltmeyi yapalım. Şurada gördüğünüz gibi 6 ve 7. Burada arkadan aldığım iki trabzanımı görüyorsunuz. Şimdi direkt arkadan alıyorduk. Öyle yapmıyoruz. Şurada tam şu boşluğun içine bir tane trabzan yaptım. O ikiyi, iki tane alttan aldığımı yine alttan aldım. Buraya yine bir trabzan. Gördüğünüz gibi burayı da dörtledim. Şimdi burayı normalde önden alıyorduk ya. Arttırmamızı yapıyorduk. Artık arttırma yapmıyoruz. Çekmedim. İki ilmek de bıraktım. Başını doluyorum. Birden çektim. Eksiltmemi bu şekilde yapacağım. Evet. Buradan iki tane, iki tanesini bir kesmiştim burada. Şimdi devam ediyorum. Yine önden alıyorum. Evet. Trabzanları önden atmaya devam ediyorum. Şurada arttırdığım kısım var. Gördüğünüz gibi. Artık arttırma yapmıyorum. Düz bir şekilde önden almaya devam ediyorum. Evet, son iki kaldı. Bunları da kesmem gerekiyor. Hemen tam çekmedim. 2 ilmek kaldı. Başını doladım. Son trabzanımı da kesmeyi yaptım. Şimdi şurada yine arkadan aldığım 2 trabzanım vardı. Şu boşluğa yine bir tane trabzan yapıyorum. Arkadan o 2 aldığımı tekrardan alacağım. 2 trabzanı arkadan alıyorduk burada. Değişmemişti. Şimdi yine aynı. Şuraya bir tane trabzan yapıyorum yine. Burayı dörtlüyorum. Dört tane oldu. Şurada eksiltmemi yapacağım. İki ilmek var tığımda. Başını doladım. Hemen yanındaki trabzanla kestim. Yani toplama işlemim de bu şekilde olacak. Yani şu şöyle ise şöyle açıldı. Şimdi bunun bu şekilde kapanması gerekiyor. Yine önden almaya devam ediyorum. Buralarda arttırma yapmıştım. Artık düz bir şekilde. Kapatıyorum.
Son iki kaldı. Gördüğünüz gibi. İki ilmek kaldı. Böylelikle kesmiş oldum. Yine şuradaki yuvaya bir tane trabzan yapıyorum. Zaten arkadan aldığım iki tane trabzanım vardı. Onları yine arkadan alıyorum. Buraya bir trabzan daha. Şurada son bir kez daha göstereceğim eksiltmemi. İki tane tığım da ilmek kaldı. Hemen yandakini aldım ve kestim. Bu şekilde sıra sonuna kadar geleceğim. Evet, ilk eksiltme sıramın sonuna geldim. Hemen şöyle son iki trabzanımı da şöyle eksiltelim. Evet, sıranın sonuna geldik. Bu şekilde ilk eksiltme sıramızı tamamlamış olduk. Şimdi gördüğünüz gibi burada ne oldu? 4 tane trabzan elde ettim. Bir önceki sırada başladığım şuralara baktığım trabzanlar ve ortadaki iki tane değişmez trabzanım. Şimdi yine aynı şekilde bu yuvaya bir tane trabzan yapıyorum. Evet. Daha önce şuraya battım, şu yuvaya battım. İkili trabzanlarım var ya. Bu sefer onları da arkadan alıyorum. Bu iki tane zaten arkadan alınıyordu. Ve son battığım trabzan. Ve şu yuvaya bir tane daha trabzan. Böylelikle 2, 4, 6. 6 tane burada trabzan elde ettim. Yani buradan eksiltiyorum. Bu sefer buradan arttırıyorum. Yani şurayı arttırıyorum. Buradan eksiliyor, buradan artıyor. Şimdi şurada ikisini bir almıştım. Eksiltmiştim biliyorsunuz. Bunu ikisini beraber alıyorum. Hemen yanındakini ve kesiyorum. Devam ediyorum diğerlerini yine önden almaya. Örmeye devam ediyorum. Şimdi şu ikisini bir aldım. Kestiğim yer şurası da hemen yanındaki. Şu zaten artık bir sayılıyor. Hemen son iki olanı iki tane kaldı ilmeğim. Şunu da şöyle zaten artık o tek olduğu için bu ikisini de bir kestim. Şimdi şuradan dörtlemiştik bir önceki sırada. Şu yuvaya hemen bir tane daha trabzan yaptım. İlk önce yaptığım yuvayı bir önceki sırada onu da arkadan alıyorum. Zaten şu ortada iki tane trabzan vardı hiç değişmeyen. Onları da alıyorum. Şunu da arkadan alıyorum. Şuraya bir tane daha trabzan yaparak bu sefer arkadan aldıklarımı arttırmaya başladım. Burası böyle kapanacak, burası açılacak. Çok seveceğinizi, beğeneceğinizi düşünüyorum. Yani öyle hissediyorum. Ben çok severek örüyorum zaten bütün yaptığım işlerimi çok severek yapıyorum. Şimdi son kez şu eksiltmeyi de göstereyim. Sonra kapanana kadar öreceğim. Şurada zaten bu artık bir sayılıyor. Kestim çünkü. Tığımda iki tane ilmek kaldı. Doladım başını. Hemen yandaki trabzana ve kapattım. Böylelikle içe doğru kapanacak. Bunlar yine aynı şekilde örülmeye devam edecek.
Şurada. 1 ve 2. Şu zaten ilk kestiğim için ikisi 1 artık. Tığımda 2 tane ilmek kaldı. Ve şu ilk kestiğimi ikisini bir kesiyorum. Böylelikle bu baklava dilimini bu şekilde kapanarak oluşturmaya çalışacağım. Ben kapanana kadar, yani son sıraya kadar gelinceye kadar müsaade istiyorum size. Evet, ben gördüğünüz gibi bu baklava dilimini, bu yaprağı, artık ne derseniz siz, kapattım. Son bir olana kadar. Bunu da şöyle göstereceğim. Şimdi kenarlardan hep 2 2 alıyordum ya, şurada. Burada 2 tane kaldı. İkisi de zaten bir tane artık. En son sırada bunları ne yaptım? Yine aynı şekilde 2 tane bıraktım ilmeğimi. Bunu da aldım. Ve artık bir oldu. Burada da aynı şekilde bir tane. Artık bir tane burası. Şimdi ne yapacağız? Sıramızın sonuna geldik. Böyle çok dolu dolu bir taban yaptım bu sefer. Hem ipimin kalınlığından dolayı hem modelden dolayı daha güzel duracak tepede diye düşündüm. Hoşuma da gitti. Şimdi artık ne yapıyoruz? Buradayız ya. Hemen şurada gördüğünüz gibi şu trabzanımın, şurada artırma yaptırdığım trabzanın başı burası. Hemen oraya geçmek istiyorum. Bu şekilde geçtim. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Bu şimdi yapacağım örneği benim videomdaki, benim kanalımdaki ressam beresinde yapmıştık. Yine burada aynısını uygulayacağız. 1, 2, 3, 4 ve 5. Buraya burada sabitledim. Döndüm. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bunu zaten biliyorsunuz, ressam berede de videomdaki aynı bu modeli orada da uygulamıştık. Döndüm, yine ön yüzündeyim. Şurada atladığım 4 tane trabzanım var. Onu da buradan, bakın böyleydim. Yine belki bu videomu ilk kez izleyecekler olacak olanlar olabilir. Ben onlar için tekrardan anlatıyorum. Döndüm. Tersinden 6 tane başını dolamadan battım, çektim. Şimdi tığımın başını doluyorum. Önünü çevirdim. Şimdi şurada atladığım 4 tane trabzan var. Şöyle onu da buradan 1, 2, 3 ve 4. Gördüğünüz gibi 4 tane trabzanı ben buraya yaptım. Şimdi ilk başta 8 tane zincir çekmiştik. O ilk baş içindi. Şimdi 5 tane zincir çekiyorum. Şu battığım yer var ya, zinciri sabitlediğim yer. Orayı da sayıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Sabitledim. Çevirdim. 1, 2, zincirin içini dolduruyorum. 3, 4, 5, pardon, 5 ve 6. Şu an arka yüzündeyim. Dönderdim. Şöyle yaparak da daha rahat görebilirsiniz. Şurada atladığım bir 4 tane trabzan vardı. 1, 2, 3 ve
dert. Bunu dediğim gibi önceki videomun ressam Berem'de aynı şeyi uygulamıştım. Yine aynısını yapıyoruz. Şimdi yine bir son kez gösteriyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 1, 2, 3, 4 ve 5. Beşinciye batıyorum. Çevirdim. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Ön yüzündeyim. Şurada sayarak atladığım 4 tane trabzanım var. Onların içinde. Şimdi onların üzerine tekrar trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Sıranın sonuna kadar geleyim. İkinci sırayı tekrar anlatacağım. Ben sıranın sonuna geldim. Hemen şöyle göstermek istiyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şu battığım yeri de saydım biliyorsunuz. 1, 2, 3, 4. Şurası 5. Şu hani 8 zincir çektim ya ilk başta. Oraya 1 döndüm. 1 2 3 4 5 ve 6 döndüm. İçini dolduruyorum. 1 2 3 ve 4. Şurada zincirim vardı biliyorsunuz. Pardon, şurada zincirim vardı hemen. O yine ilk başta 8 zincir çekmiştim ya o zincirin. Ve kilitliyorum. Evet. Gördüğünüz gibi üst sıraya çıktım. Bundan bu modelimden bir sıra daha yapmamız gerekiyor. Normalde 3 sıraydı ama bizim ipimiz zaten oldukça kalın. Yine söylüyorum alizenin midi ipini kullandım ama yumuşacık böyle pofidik bir şey olacak inşallah. Şundan 2 sıra yapacağım. Benim gibi bu ipi tercih edenler benim yaptığım gibi yapsın. Bu zaten yetişkin bir bere olacak. Ve çocuk beresi değil ama ya tabii ki bunun sayılarını şurada ne yaptık biz? 6 sıraya kadar hatta 7'ye kadar ne yaptık biz burada? Arttırma yaptık şurada. Bunu mesela siz çocuğunuza yapacaksınız, kızınıza yapacaksınız. 4'te bırakabilirsiniz mesela. İşte 4 tane bir tane de şu arttırma olur. 5, 5'te bırakırsınız ya da 4'te bırakırsınız. 3 tane bu olur. Bir tane şurada arttırma olur. 4'te bırakırsınız. O şekilde kapatırsınız. Daha küçük bir taban olur. Ama ben bunu yetişkin beresi yaptığım için gördüğünüz gibi yaprağım da çok muntazam oldu. Çok beğendim. Yine içime sindi. Sonucunu da merakla bekliyorum. Şimdi hemen bir üste çıkmayı tekrar göstereyim. Şurada yine ilk başta 8 zincirimizi çekiyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şurada 4 tane trabzan yapıp da zincir çekiyordum ya. Onun şurasına içinden geçirerek batıyorum. Döndüm. İçini yine dolduruyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Döndüm. Bu sefer batacağım yer, hani şurada bir 4 tane trabzan bırakıyordum da üstten örüyordum ya, yine orası. Oradayım yine. Şuradan bir 4 tanesini yine öreceğiz. Bir, 2
3 ve 4. Şimdi 5 zincir. 2, 3, 4, 5. 5 zincir çektim. Yine aynı şekilde şuraya battım. Döndüm. İçini dolduruyorum. 6 tane. 2, 3, 4, 5 ve 6. Döndüm. Hemen şurada üst üste gelen trabzanları aynı şekilde sırasına uygun örüyorum. 2, 3 ve 4. Gördüğünüz gibi böylelikle ikinci sırayı da oluşturmaya başladım. Bu sıranın da sonuna gelelim. Zaten ben bundan normalde 3 ama ben 2 yapacağım. İpim çünkü kalın. Oldukça da zaten böyle gösterişte durdu. O yüzden biz bunu 2 yapalım. Ondan sonra lastik kısmına geçelim. Evet, ben son sıraya geldim. Hemen onu da göstereceğim. 5 tane zincir çektim. Şurada ilk yaptığım, ilk bu motifi koyduğum yerde bir zincirim vardı. 8 zincir çekiyordum. Yine aynı yere battım. Döndüm. İçini doldurdum. 2, 3, 4, 5, 6. Döndüm. Şuradaki trabzanlarım var altta. Bir, iki, üç ve dört. Şurada yine ikinci sırama başlarken 8 zincir çekmiştim. Burayı sabitliyorum. Gördüğünüz gibi ikinci sıramı da böylelikle bitirdim. Şöyle bir şapkaya bir bakalım artık. Bu zaten bir berenin dışında bizim şapkamız. Hemen şöyle arka kısmı, taban kısmı böyle pufidik, salaş, dökümlü bir şey olacak. Zaten yetişkin şapkası yapıyoruz, bere şapka, yapraklı. Ve benim buna ilk başta baklava dilimi demem. Neyse, hemen lafı uzatmadan artık lastik kısmına geçeceğiz. Şimdi şurada hatırlıyorsunuz 1, 2, 3, 4 tane değişmeyen trabzanımız vardı. Benim o tarafa bir geçmem gerekiyor. Şimdi 1, 2, 3. Yalnız burada önce şuraya bir geçeyim. İlk trabzana geçtim. 1, 2 ve 3. Bunu 4, 4, 4 gitmiştik ya. 4, 4 trabzanları örmüştük üst üste. Şimdi benim burada tabii bu şapkayı bir kalıba oturtmam için eksiltmem gerekiyor. Hemen yine bir yana geçiyorum hemen yan tarafına. 1, 2 ve 3. 3 tane zincir çektim. Üç, 1, 2 ve 3. Zincirle beraber 3 tane buraya trabzan yaptım. Başını doladım. 1, 2 ve 3. Burada bir de 4 vardı tabanda tam. Evet, şurada 1, 2, 3, 4 taneydi bu. Tabanla birlikte şurada tam dibe de batıyorduk. Artık ona batmayacağım. Başını doladım. Hemen 1, 2 ve 3. 3 tane trabzan yaptım. Başını doladım. Bu 4'er trabzanlarımız vardı. Onların üzerine 3'er tane yaparak beremi artık eksiltiyorum. Hemen şurada da 1, 2 ve 3. Şurada yine aynı şekilde 1, 2 ve 3.
Böyle 4 olan trabzanların üzerine 3-3 giderek beremi toparlıyorum. Sıranın sonuna geldim. Hemen şuradan birleştirmemi yaptım. 1, 2 ve 3. Şimdi benim en sevdiğim yer lastik kısmı. Yapması çok zevkli. Sonuç çok güzel. Çok seviyorum bu lastik kısmını. Hemen 3 tane zincir çektim. Hemen bir trabzanımı önden alıyorum. Bir trabzanımı arkadan alıyorum. Yine ikili trabzan yapıyorum. Önden alıyorum. Arkadan aldım. Devam ediyorum. Bu işlemi ne kadar yapacağız? 5 sıra yapacağız. 5 tane bu önden aldıklarımı önden, arkadan aldıklarımı arkadan şeklinde 5 sıra yapacağız. Ondan sonra da bere şapkamızı tamamlamış olacağız. Evet, gördüğünüz gibi 5 tane, yani 5 sıra trabzanlarımı önden arkadan alarak lastiğimi oluşturdum. Şimdi artık sabitledim. Hemen çeviriyorum. İpimi arkadan sabitlemeye çalışıyorum. Evet. Yine çok tatlı bir bere yaptık. Şöyle kadın yumuşacık, pofidik bir şey oldu. Arkası şu şekilde. Şöyle bir yaprak uyguladık arka tarafa. Şöyle yandan göstermem gerekirse. Sahibine de çok yakışacağını düşünüyorum. Hemen şöyle bırakayım. Evet. Paylaştığım videoları beğeniyorsanız eğer beğen butonuna tıklayıp kanalıma abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.